Bana öyle bir geldi ki. Tamam. Yüz yüze geldik. Onu abi ağır çekimle yavaşlatmış bir iki arkadaşımız. Sen yüz yüze geldiğini görüyorlar. İfet abi. İfet abi. İfet abi iyi misin? İfet abi. Ya bu resmen geldi. Ya gözümün içine bakıyor. Ben donmuşum abi. Kaldım. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmet abi. Allahu Ekber. Biz belki 10, belki 12 artık bilemiyorum. Bir beyin bembeyaz bir şey geldi. Ya et desen et değil. Rüzgar desen rüzgar değil. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum la ilahe illallah ve 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 la yeşfahu illahu illallah. Yarımma beni eğdeyim ve ma halvam ve la yüntüne bir şeyin mülmih illa maşa. Ve seyekun siz semavati ve lart ve la yahuduhu yifsul mevvel aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar bugünkü videomu çekmemin sebebi Hikmet abinin videoda, bizim daha önceki videoda yaşadığı şeyleri çok değişik, çok çarpıcı ve beni şok eden şeyler yaşamış. Onu sizinle paylaşmasını istedim. Aslında kimseye anlatmayacaktı. Ben dedim ki Hikmet abi şimdi bizi izleyenler var. Ben varım. Şimdi bu bizim yaşadığımız ortak bir durum olduğu için onların da yani sizin de bilmenizin yani sizin de bilmekte hakkınızın olduğunu düşünerek Hikmet abiye dedim ki oturalım videodan sonra. Şimdi az önce çekim yaptık. Çekimden sonra buraya geldik. Ve burada sizin için o Hikmet abinin yaşadığı şeyleri anlatacak Hikmet abi. Hikmet abi sen şimdi biz o şeyi o durumu çok iyi hatırlıyorsun. Çekim yaptık. Çekimde sen çekimden sonra videoyu da izlemişsin. İzledim. Ha izledikten sonra şeyi de görmüşsün. Hani ben sana dedim ya dereye doğru uçuyordun. Orada döndün. Ondan sonra ağaca düştün ağaca yani yaslandın düştün. Ondan sonra sen dondun abi. Gözün açıktı, gözlerin açıktı, karşıya doğru bakıyordun. Ve sen Hikmet abi, Hikmet abi dememe rağmen hiçbir şey duymadın. Şimdi abi neler yaşadın, bize her şeyi tek tek anlatır mısın? Şimdi öncelikle yorumcu kardeşlerimden Allah razı olsun. Benim çocuk bana okuttu. Benim çocuk da bana söyle baba ne oldu, bir şey mi oldu? Çocuğuma hiçbir şey söylemedim. Ömer, şimdi yorumcu ter basıyor ya. Abi takma onu. Yok ter bastı zaten de. Şimdi abi şunu söyleyeyim. Şimdi nasıl oldu biliyor musun Ömer'im? Dereye uçtuğumu hani düşme esnasını izledim. Tamam. Tövbe olsun hatırlamıyorum. Orada ben yani bir şeye hani hipnoz olmuşum. Onu hatırlamıyorum. Evet. Orada 30 saniye mi sürmüş? Ne kadar sürdü onu bilmiyorum. Abi şöyle oldu. Sen o tarafa döndün. Sonra ağacın tamam. Oraya geldin. Aradan bir 20 saniye ben videoyu kestim. Hı hı. İşte seni düşecektin çünkü. Sen oraya çökünce sonra videoyu tekrardan açtım. Kamerayı açtım. Devam ettim dedim. Kayıt devam etsin. O sırada Hikmet abi, Hikmet abi diye seslendim. Sonra senin koluna girdim. Kaldırdım. 20 saniye falan vardır. 20-25 saniye. Bak güzel kardeşim. Aslında ben orada var ya belki saatlerce uğraştım. O an. Nasıl uğraştın abi? Ne bak, gördün o an? Nasıl oldu biliyor musun? Ben artık nerede oldum, nasıl oldum bilmiyorum ama sen dedin ya bana abi dondun kaldın diye. Evet, herhalde abi. Orada oldu bilmiyorum. Belki saatlerce tövbe olsun. Bana öyle bir geldi ki. Tamam. Yüz yüze geldik. Onu abi ağır çekimle yavaşlatmış bir iki arkadaşımız. Sen yüz yüze geldiğini görüyorlar orada. Bak. Direkt sana saldırıyor. Bak bana geldi. Yüz yüze geldi. Evet. Ama burada suç sende.
Sen bana ne dedin? Korumanı al dedim. Hı. Sen ne anladın abi? Başka ne dedin korumandan sonra? Bana bir şey daha dedin. İyi hatırla. Koruma kitabını aldın mı dedim. Koruma kitabını aldın mı dedim. Sen devamlı diyorsun ya koruma kitabım, koruma kitabım. Benim koruma kitabım zaten benim üstümde. Ben anahtar kitabını da al zannettim. Hikmet abi o gün o ince kitap vardı ya anahtar kitap. Anahtar kitabı da üzerine almış, üzerinde taşıyormuş. Bu cebimdeydi. Buradaydı. Şu cepteydi. Bu cebin içindeydi. Abi anahtar kitabı niye alıyorsun abi? Ama Ömer'im. Ne kadar büyük bir tehlike olduğunu abi bilmiyor musun? Sen... Tamam anladım da. Sen bana kitabı da al, hani kitabını da al dediğin zaman ben anahtar kitabı benim aklıma geldi. Ben abi, de ona aldım, yamulttum, cebime koydum. Orada da ya bu resmen geldi, ya gözümün içine bakıyor. Ben donmuşum kaldım. Evet. Ama kamerada da aynı öyle gözüküyor mu tam olarak tam izleyemedim onu. Anladım. O bana bakıyor, ben elini burama getirdi. Ama bir ağrı vurdu bana. Öyle bir ağrı vurdu ki. Evet. Şimdi ya nasıl tarif edeyim? Arkamdan en az belki 8, belki 10, belki 12 artık bilemiyorum. Bir beyin bembeyaz bir şey geldi. Ya et desen et değil. Rüzgar desen rüzgar değil. Hava desem hava değil. Bir şey onu engelledi. Şimdi bir saniye abi. Sen, yani senin arkandan mı geldi o eller? Benim arkamdan geldi. Arkamda üstümden geldi, sağımdan geldi, solumdan geldi. O bana elini buraya kadar, benim buramı hissettim. Buraya geldi o beyaz. Şey zamanı mı? Koçetay'ı, sen dedin ki karşımda görüyorum. Ben dedim neyi görüyorsun? Koçetay dedin. O zaman. O sıra değil mi? Hayır, ondan önce başladı o. Tamam, ondan önce başladı. Ondan önce başladı. Sonra sen kendine gelince karşımda görüyorum. Aha karşımda dedin. Kim dedim? Neyi görüyorsun dedim. Koçetay dedin. Karşımda görüyorsun dedim. Ben de kamerayla baktım o sıra. Ondan sonra ben Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım. Gördün mü sonu? Koçetay'ı o zaman gördün mü? Ben görmedim. Heh. Ama canlı canlı. Tövbe olsun canlı canlı. Eller geldi. Karşımda buraya geldi. Tamam tam dip dibe gelmişsiniz. Geldi. Hayır. Gözü hani karşımdan. Eli burada. Elin o. He. Burada. El orada. O bembeyaz o nur diyeyim artık. Yani Türkçesi belki evet, de nurdur. Nur mu bilmiyorum Allah'ın artık. Nurudur, yani evet. Hiç görmedim ki. Buraya geldim. Bu elini burama benim atamadı. Eli geriye gitmeye başladı. Tuttu. Sonra ya nasıl diyeyim şimdi inanmayacaksın ama hani bir yanardağ patlıyor hani televizyona çıkıyor. Bu, hani, lavlar çıkar. He he. Dere gibi yani bir nehir ya ucu bucağı gözükmeyen bir nehir ama ateş akıyor hani yanlardan da ateş atıyor üstten de ateş akıyor resmen ateş akıyor. Sübhanallah. Hani tövbe haşa öyle bir şey akıyor ki. Evet. Bana şunu söyledi. Ha on dur. Şey o beyazlık onu itiklemeye başladı. Evet. Bana şunu söyledi o zaman. Ey Ademoğlu bana yardım et dedi. Elini uzattı. Varlık yani Koçeta sana diyor o, bana yardım et. Koçeta diyor bana. İnsanoğlu demiyor. Ey Ademoğlu bana yardım et dedi. Ateşe girince diyor bunu. Gidiyor ateşe doğru gidiyor. Tamam. Yine ben elimi uzattım orada. Elimi uzattığınca o beyazlık benim elimin önüne geldi. Engelledi, yardım etti. Engelledi. Resmen engel. Tutamadım onu. Evet. Ondan sonra Ömer, ondaki bir ses, ondaki feryat, ondaki çığlık. Ya hani çıldırasım geliyor. O nasıl bir sesti? Evet. Ateşin içinde resmen uzun tırnaklı eller çıktı. Oo. Onu kaptı. Ateşin içine mi çekti? Ateşi çekti tamamen orada kayboldu. Sonra... Ben kendime geldiğimde ben ayaktaydım. Sen mi beni kaldırdın onu da bilmiyorum. Ben ayağa kalktım ben. Ben seni kaldırdım. Ama ben ayaktaydım. Ayaktaydın ben. He. Sen o bittikten sonra kendine geldiğinde ayakta duruyordun o sıra. Ayaktaydım. O zaman ayaktaydım ben. Ama o zaman hani sen dün ya Hikmet abi 20 saniye falan sürdü diyorsun ya.
Ben orada belki tövbe olsun kaç saat, belki hani belki de bir gündür, bilemiyorum. Allah Allah. O kadar zaman. Abi tayin mekan yaşamışsın. Çok uzun sürdü. Hani o dilim damağım kurudu. Allah hani Allah. Kendimden geçtim. Ama o hani ben elimi uzattığımda belki o beyaz hani nur diyelim artık. Bilmiyorum neyin nesi. Evet. İsmini bilmiyorum. Hiç hani böyle bir şey var. Rüyamında bile tövbe aşağı görmedim. Onu elimi uzattığımda tutmaya çalıştım. Gene yardım edeceğim bana. Çünkü bana nasıl yalvarıyor. Görüyor musunuz merhamete? Yani zarar verecek bir varlığa yardım etmeye çalışıyor. Çünkü ama senden medet diliyor. Benle. Yalvarıyor. Ama insanoğlu demedi bak. Ey Ademoğlu bana yardım et. Bana yardım et. Ama nasıl yalvarıyor. Sesi nasıldı abi? Sesi acı. Çok acı acı çıkıyordu. Bana yardım et. Böyle tarif edebilir misin ses tonunu? Tarif etme şansım hiç yok. Çok değişik bir şey değil çok, mi? Yani bir daha yanmak istemiyorum. Bana yardım et dedi. Allah Allah. Ha, bir daha yanmak istemiyorum. Abi dedi. o sırada sen onu görürken ben ağacın orada. Sen çöktüğün zaman ben Hikmet abi. En son bahtım olacağı gibi yok. Çünkü sen gözlerini açıp karşıya bakıyorsun. Koluna girmeye çalıştım. Koluna girdim. Ya Allah dedim. Celle Celaluhu dedin sen. Ondan sonra kalktın ayağa. Yolda giderken işte beraber biraz yürüdük. Ben Celle Celaluhu o zaman söyledim. Ben o sıra sana ya Allah dedim. Sen o ya Allah dediğim zaman sen orada duydun mu bir şey? Beni görmüyordun sen ama. Sen hiçbir şey hatırlamıyorsun. Ben Allah ben ya Allah dedim. Duydum. Ben Celle Celaluhu öbür taraf hani ben Koçetin onun yanındayken dedim Celle Celaluhu. Koçetin dedim ben. Sen onu duydun mu? Ben onu duydum. Ben dedim sana ya Allah dedim. Kaldırdım seni. Sen dedin dikildin şöyle Celle Celaluhu dedin. Ondan sonra biraz yürüdük. Ondan sonra sen dedin ki ama karşımda. Ben Celle Celaluhu dediğim zaman o gidiyordu. Hani hani ya nasıl diyeyim Ömer'im? Anlatamıyorum ki işte kardeşim benim. Ya o beyaz geldiği zaman ikimizin arasına girdiği zaman o batmıyor. Onu bir şey çekiyordu. Bir hani, şey aşağıya çekiyordu. Ya eller ya el desem hani ben kendim olarak el diyorum ama el değil. Yani uzun yani tırnak mıydı neydi onu da bilmiyorum. Abi işte Allah'ın azabını bak Allah'ın azabını böyle kafirler olsun. Kötülük yapanlar olsun, bu tür varlıklar olsun. Azap böyle bir şeydir. Yani sen orada mesela bir ayetel kürsüyle yaktığın zaman nasıl yandığını merak ediyor millet. Nasıl yanıyor acaba? Demek ki ellerle geliyor işte Allah'ın gücü bu. Yani Allah'ın kudretiyle, Allah'ın emriyle oluyor bunlar. Ateşin içine girdi ve yandı. Tamamen gitti yani değil mi? Hemen girmedi. Bak anlatıyor. O çırpınıyordu. Çünkü çekiyorlardı içine. Onu bir şey çekiyordu ama ben yine elimi ona uzattım. Tövbe olsun uzattım bak. Ömer'im bu şekilde tutuyorum. Hani kapmaya ben de gidemiyorum. Ateşe düşeceğim diye korkuyorum. Bembeyaz bir şey geldi. O beyazlıktan benim elime bu tutamadı bu. Anladım. Bir şey kapattı. Senin elini tutamadı, engelledi. Tutamadı beni. Ondan sonra onu ben gördüğümde o gitmeye başladı. Ey Ademoğlu bana yardım et, ey Ademoğlu bana yardım et dedi. Ondan sonra artık göz kararınca o tamamen kayboldu. Bitti gitti. Ondan sonra ben işte Celle Celaluhu dedim. Celle Celaluhu dedin. Ondan sonra onun yandığını işte o zaman ama yandığını görüyor ama onu görmüyorum. Ateşi görüyorum çünkü onun içinde kayboldu gitti. Ama sonra benim... dün akşama doğru benim aklıma geldi. O aynen benden o an beni hipnoz diyorsunuz hani. Evet hipnotizm etti. Hipnoz etti. Benden o kitabı alacaktı. Ama beni yanıltan da sen oldun. Sen bana abi, dedin senin, ki. Abi senin hocanın sana verdiği koruma duası benim sana verdiğim vef gibi değil ki. Senin hocanın yaptığı defter kitap gibi bir şey. Ha, onun gibi bir şey. Onun gibi bir şey. İşte bir de sen her videoda da diyordun işte ben kitabım yanımda. Hani ama ben dedim hocasının verdiği koruma kitabı. Koruma sen ayrı. Bana kitabı da al deyince ben de anladım ki ben anahtar kitabını al anladım. Dedim ki ben. Hikmet abi koruma kitabını aldın mı? Aldım dedin. Meğersem Hikmet abi anahtar kitabını o günkü incelediğimiz anahtar kitabını almış. O benim aklıma geldi. Ben de onu aldım ama. Ha bu cebimi ha buraya koydum ben onu. Allahu Ekber. Çünkü eli buradaydı. Ha, geldi buraya geldi. Hissediyorum onu.
ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Ondan sonra bana bir yani ya nasıl diyeyim Ömer kardeşim, buradan bir beyazlık gibi bir şey geldi. Ya tövbe olsun Ömer kardeşim, inanmayacaksın, el desen el değil. Hani canlı bir şey değil. Abi ben sana açıklamasını yapayım, Allah'ın nuru o. Ben Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım. Çünkü baktım durum çok kötüye gidiyor. Kolay kolay Ayetel Kürsi'yi bu durumlarda mesela okumam. Çünkü yanar. Hem davet bozuluyor. Çünkü o tehlike gördükten sonra Ayetel Kürsi'yi okumaya başladım. Biraz yürüdük. Sen yanıyor dedin. İşte bir şeyler söyledin orada. Ondan sonra bitti. Sen kendine geldin. Kendine geldikten sonra sen de Ayetel Kürsi'yi okudun. Hatırlıyorsun ama değil mi? Ama Ayetel Kürsi'yi ben orada okudum. Tamam, orada okudun ya. Ben orada okudum. Siz de bunu duydunuz mu? Duyduk. O zaman sen yoktun yani. Tamam. Yani ben iki taraftan yaşadım yani. O kısacası bu mu oluyor? Evet, sen aslında sen öbür boyuttaydın. Öbür boyuttaydım ama ben bu boyutta da... Ben de seni canlı canlı bizim boyutta gösterdim. Bakın şimdi ben niye görmedim? Şimdi arkadaşlar diyecek, abi sen niye görmedin? Ya da işte benim niye görmediğimi soracaklar. Kameranın niye çekmediğini soracaklar. Şimdi davet ayrı bir şey. Hikmet abinin yaşadığı boyut farklı bir boyut. O boyut çok değişik bir şey. Yani biz o yüzden görmedik. Aslında mesela daveti o sırada ben mesela gösterdiğim zaman Hikmet abiye daveti kapatmaya başladım zaten. Oh. Yani bütün mesele bu. Ama şu var. Ömer. Ey Ademoğlu, bana yardım et. Nasıl yalvarışı vardı? Gözünün önünden gitmiyor değil mi baba? Ne gözümün önünden gidiyor, ne aklımdan çıkıyor. Ama bu sabah ezanı Muhammed'den uyandım. Çünkü biliyorsun bir sabahları evet, ben hep erken kalkarım. Evimin içinde bir koku vardı. Hani bir bahar havası olur da bir koku atar ya. Hani çiçek kokusu, gül kokusu diyeyim. Evet. Onun gibi bir koku vardı. Maşallah. Ne kadar güzel bir şey. O zaman demek ki bu bir rahmani. Evet. Bu bir rahmani. Abi Ayetel Kürsi'nin rahmeti, yani evin içine gelen o koku güzel şeylerdir abi. Ama Ömer şu da var, insan olsak da o varlıklar düşmanımız da olsa yani onun yalvarışı, hani belki yorumcuların hani yanlış anlar, yandı gitti kahrolsun diyenler de olur ama yine bir insan oluyoruz. Merhameti görüyor musunuz? Yani acıdım. Yani acımış bakın. Acıdım. O zamanda bile o şekilde bile son anda elini uzatıyor Hikmet abi ve kurtarmaya çalışıyor. Yani bunu kim olsa çoğu insan yapmaz abi. Ama merhamet işte, olan insanlar yapar. Acıdım. Eğer o beyaz, o dediğim o beyaz bir şey. Ya Ömer nasıl biliyor musun kardeşim? O bir esna vardı. Bak tam hatırlayamıyorum. O beyazlıktan benim elim karşıya geçti. Allah Allah. Geçti ki karşıya geçti. Ama o benden uzaktı. Ne kadar diyeyim ben? Belki bir metre, belki yarım metre artık bilmiyorum. O ya bir el vardı. Ya Ömer'im nasıl diyeyim ben sana? El el değil ya. Ya inan mısın? Nurdur abi, nur. Hayır hayır, onun eli. Onun eli. Koçetan'ın eli. Koçetan'ın eli, he. Ya, o kadar büyük, herhalde tırnaklarıydı galiba. Ya, tırnaklardır. Kıpkırmızı ama. Acaba asli suretiyle mi çıktı? Bilmiyorum ki nasıl oldu. Peki şunu sorayım abi, belki onu da merak ediyorlardır. Şimdi kamerada gördün Koçetan'ı. Gördüm. O anda yüzü farklı mıydı? Ömer, o an var ya, bak tövbe olsun. O yarattığın, o yüzden alakası bile çok yok. Çok değişikti değil mi? Yok kardeşim. Şimdi yok. Benim herkese anlattığım da buydu. Çıktığı zaman bürünme yoluyla farklı şekillere giriyorlar abi. Bakın. Ya, bakın. O yüzü anlatamam ben. Tövbe çok olsun. Değişik bir yüzü. Ya eğer ki bak hani yanlış anlamasın, haşa biz alim, ulema falan değiliz. Eğer ki normal bir hayatta olsam yani bu işlerde değil. Yani, evet. İkimiz normal bir hayattan sıradan bir insan olarak yaşasak, o yüzü biz görsek anında bizim kalbimiz patlar. Evet. Yani çok korkunçtu demek. O kadar değişik bir şeydi ki ama yine de ey Ademoğlu yardım et. Ya insanoğlu demedi ve, bak. Ve burada senin nasıl bir tehlike atlattığını şu an anlamış oluyorsun. Ya Ömer ben halen ben bak iyi miyim? Bak tövbe olsun iyiyim. Kuvvetim yerimde, her şeyim yerimde. Bak biraz sonra çekime gideceğiz. Evet. Çekerim. Her şeyi yaparım. Ama benim anlamadığım şu. Demek ki bu Mendez dedin, Arçura dedin, Oleşka dedin, Kenteme dedin. Evet. Diğerlerini söyle.
Demek ki bunların yüzü de çok farklıymış. Farklı. Bunlarla bir alakası yok. Yani bize gözüktüğü gibi değil bunlar. Evet. Bak tövbe olsun, bize gözüktüğü gibi değil. Demek kardeşim. Ki hiç alakası yokmuş. Ya gözüm. yok. Ya yüzünü bir gerçeği göster. Çok farklı. Onu zaten ben farkındayım abi. Ya kafa o kadar büyük ki. Bir vücudu vardı. Onun hani kamerada simsiyah görünür. Siyahlıkla alakası yok. Allah Allah. Yok. Zift. Kan gibi. Kan. Yani ne bileyim. Ya nasıl anlatayım? Ömer işte anne arkadaşım, kurban olayım anne. Ben anlatamıyorum işte. Yaptığımız bunu. İşin tehlikesinin boyutunu da gösteriyor. İşimiz o kadar tehlikeli ki gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayarak bu videoları çekiyoruz ve size sunuyoruz. Oh. Anlatmak istedim. Hani diyecekler ki nasıl bir yer diye sorarlarsa, güzel kardeşim. Bir dört köşe düşünün Ömer kardeşim. Yani o gördüğün yeri mi? Gördüm. Evet, mekan nasıl bir şey? Mekan. Bak, mekan diyelim. Kol ucu bucağı sağ solu görükmeyen bir su akıyor ya. Bir ateş düşünün. Bir ateş. Ya su. Lav deresi lav, gibi. Lav hani ya bu televizyonda çıkıyor hani yanardağlar. Evet, lav. Onu bir nehir düşün ama kafamı sağ tarafa çevirdim. Böyle yukarı kalkıyor. Buradan da ateş nasıl su of, gibi akıyor. Of. Sol taraf akıyor. Tövbe olsun Ömer, inanmayacaksın. Kafamın üstünü kaldırdım. Kafamın üstünde bile ateş akıyor. Ya bu nasıl oluyor? Bu abi, nasıl bir şey bu? Ya diyorum ben cehennemi mi gördüm tövbe? Affına sığınarak bir şey anlatacağım şimdi. Hikmet abinin söyledikleri bakın. Estağfurullah yani öyle kötü bir şey ki. Cehennem var ya cehennem. Arkadaşlar herkes yarın ölecek gibi hazırlığını yapsın. Kötülük yapmasın, hep iyilik yapsın. Namazınızı kılmıyorsanız namazı kılmaya çalışın. Evet, dua etmiyorsanız, zikir yapmıyorsanız. Yani her seferinde heybenize bir şeyler eklemeye çalışın. Heybeyi doldurmak çok önemli. Öbür tarafa gittiğimiz zaman, ateşi gördüğümüz zaman heybemde ne var diye bakacağız. Eğer bir şey yoksa var ya, o zamanki vay halimize. İnşallah elimizden gelen en güzelini, en iyisini en güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ki yapmaya da çalışacağız. Hep beraber birbirimize destek olacağız. Yapamayan arkadaşlara destek olacağız ve dua edeceğiz diyeceğiz. Arkadaşım inşallah Rabbim herkese nasip eder. Yapmayı nasip etmesi de önemli bir şey. Bak şimdi aklıma benim ne geldi biliyor musun Ömer kardeşim? Hani şimdi geldi evet. Arkadaşlar tövbe olsun şimdi geldi. Allah-u Teala'mız ayak indirim diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'mız ne diyor? Ben insanları cinlerden ve meleklerden üstün kıldım evet. Diyor ya. Evet. Çünkü o yarattık. Niye Ademoğlu bana yardım et dedi? Niye beni o nur diyelim? Başka bir şey olamaz çünkü başka bir şey olma şansı yok. O beni engelledi. Abi yanarken bile iblis Ademoğluna secde etmedi. Yani Adem babamıza. Etmedi. Doğru. Secde etmedi. Yanarken bile ey Ademoğlu yani kendi de secde etmedi. Seni halen ötekileştiriyor. Yani insanoğlunu halen ötekileştirerek senden yardım istiyor. Hani Ademoğlu bana yardım et. Tamam. Kabullense dese ki ey arkadaşım, ey dostum özür dilerim ya da kusura bakma ya da işte ben bir hata ettim aman dilemiyor. Ey da Ademoğlu bana yardım et. Orada bile kibri önüne geçiyor. Ama Ömer onun bir yalvarışı vardı. Onun bir çığlığı vardı. Abi yapacak bir şey yok. Bak az önce kendin söyledin. İnsanoğlu üstündür. Onlardan üstündür. Meleklerden üstündür. O yüzden yapmamız gereken neydi? Yakmaktı. Yanması gerekiyordu. Yandı. Asıl bizim buna sevinmemiz lazım değil mi? Tabii. Çünkü tüm insanlık adına bizim buna sevinmemiz lazım. Evet. Abi şöyle bir şey de var. Daveti yapmasaydık gelmeyecekti. Öyle bir şey de var. Ama Ömer aklıma şu da geliyor. Bir taraftan biz de haksız duruma düşüyoruz. İşte öyle bir şey oluyor. Evet. Çünkü biz onları kışkırttık. Biz bunları yaptık. Biz çağırıyoruz ama kendi saldırıyor. Şimdi biz çağırıp kavga etmiyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz. Davetini yaptık, biz orada konuşuyoruz normal. Ama o sana saldırıyor senden bir şey almak için. Yani gasp etmeye çalıştı. O da cezasını buldu. Eğer o kitap bende üzerimde olmasaydı, hani ben senin dediğini yanlış anlamasaydım evet. Da o kitabı üzerime almasaydım, belki de böyle bir şey olmayacaktı. Belki de Koçeta şu an halen yaşıyor. Belki de böylesi, hani biz bunları, hani sen dedin ya, İki arkadaşını yaktım diye. Evet. Hangisiydi o? Koçeta'nın değil mi? Koçeta'ydı. Işte. Koçeta'ydı. İki arkadaşını biz bunu dayımla yaktık evet, dedin. Evet. Bunun da yanması.
çok büyük hayra vesile o zaman. Evet, Koçetan'ın yanması da bize nasip oldu. Allah'ın izniyle de bitti. Ama sadece onun o yalvarışı benim aklımdan çıkmıyor. Abi bence yavaş yavaş artık unutursun herhalde. Tamam. Dün çok kötüydü. Bugün nasılsın? Bugün iyiyim bak. Arkadaşlar Hikmet abi şu an bomba gibi aslında. Abi Cüneyt Arkın gibisin ha, değil mi? Felaketim. Oo süpersin. Hani sen Rambo Mahmut'u o halt etmiş. Rambo halt etmiş. Cüneyt Arkın. Hani Malkoçoğlu deyip. Malkoçoğlu. Allah rahmet eylesin Malkoçoğlu'na. O da öldü ya. Evet. Cüneyt Arkın. Benim... Ölmüş yani. Öldü derken ölmüş. Ölmüş. O bay oldu abi rahmetli olalı. Çocukluğumun kahramanıydı. Gerçekten çok seviyordum onu. Allah rahmet eylesin. Onun o kaleden uçmaları halen gözümün önünde. Kılıç çekmeleri, ok atmaları işte. Her ne kadar da işte herkes eleştirse de çok güzel filmler yapıyordu. Tek kırma tüfek bir mermi atıyordu. Rahmetli'nin 20 tane mermi attığını biliyordum. Bitmiyordu. Ben. Silah bitmiyordu. Sıkıyordu, ölmüyordu. Bir yerde de yıkılmayan adam mıydı? Vurulmayan adam öyle bir filmi vardı. Abi sıkıyorlar. Belki adam 20-30 tane sıktı, sıktı, sıktı. Adam hiç düşmedi. Geldi. Adamı boğarak öldü. Arkadaşlar, umarım sizi aydınlatmış olduk. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. Hikmet abinin yaşadıklarını tek tek burada öğrendik. Bir şey de ben söyleyebilir miyim? Söyle abi. Güzel kardeşlerim, belki size abes gelecek. Belki inanmayacaksınız. Ama inanan kardeşlerimizin olduğunu binlercesini biliyorum. Bu anlattığım ve Ömer kardeşimizin imanlı olarak tasvip ettiği sakın sakın yabana atmayın. Belki ben cehennemi gördüm bilmiyorum. Belki kabir hani kabirdeki cehennemi gördüm. Her şey olabilir. Onu da bilmiyorum. Her şey olabilir. Ama o gitti. Ama işte insan oğluyuz. Bir insan bize hani bir kere demiştim ya köpek deyip geçme hani abi, fakir deyip geçme. Kesinlikle. Öyle bir şey. Onun bile ey Adem oğlu bana yardım et demesi ama defalarca nasıl yalvarması inan ki içim parçalandı. Çünkü ben böyle bir şey aklımın ucundan ya nereye geçecek Ömer ben hayal bile edemezdim bunu. Ama ne gördüğümü bilmiyorum. Cehennemi mi gördüm? Kabir azabını mı gördüm? Hani kabir cehennemi de diyoruz ya. Evet. Ne gördüm? İşte onu bilmiyorum. Hayırlısı diyelim abi. Amin. Cümlemize. Başka bir şey yok. Evet. Ama kurtulduk. Hamdolsun kurtulduk. Koçeta artık yok. Şimdi şöyle bir şey var. Koçeta tamamen bitti mi dediler? Yaralandı mı dediler? Yani Hikmet abinin anlatmasına göre Koçeta Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yok onların Hakk'ın rahmeti olmaz. Onlar tamam. Onlar direkt gitti. Koçeta cehennem dibini boyladı diyelim o zaman. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hikmet abi seviyorsun değil mi arkadaşlarımızı? Allah hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Hepinizi Allah, çok seviyoruz. Hatta bir tane kardeşimiz çok yazmış. İsmini aklıma gelmiş. 10 sefer mi ne yazmış? Aman Hikmet abiye bir şey olmasın falan demiş. Bir bacımız. Hiç Allah üzülme. Razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. İyiyim. Vallahi de iyiyim. Bomba gibiyim. Ama işte diyor mu insanoğluyuz. Bir insanın bize yalvarması, bir isteği olması. Yani insan içini parçalıyor. Bir de senin gibi adama da 10 kilo fındık borcum olmam. Hepten benim mahvetti. Ne yapalım? Neyse vereceksin abi. Allah'ın izniyle vereceğiz. Başka çaremiz yok. İstemiyorum diyorum ama kendi illaki vereceğim. Ama gene de şaşırdığım bir şey var. Ne abi? Nasıl oluyor da yağmur yağmadan sen bunu çıkardın. Tövbe olsun benim kafam buna basmıyor işte. O basmıyor mu Ömer? Çıkar abi çıkar hiç merak etme. Bizim hocamız bunu bilmiyordu demek ki. Bilmiyormuş demek ki. Ne bileyim ben. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Çekime gidelim mi adam? Hadi gidelim. Gidelim hiçbir şey yapmıyorum. Hadi ya hadi Allah. Hadi bismillah. Bana bak çekime derken de sen önden git. Tamam.